Murat Paşa Lara'dan sesleniyoruz ve diyoruz ki kaporta sektörü. Bu alanda yapmış olduğumuz hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz neler konuşacağız. İki kardeş aynı zamanda iki ortaklığı çok da güzel bir işletmedeyiz. Enerjimiz de çok güzel, bomba gibi geldik diyoruz ve kısaca sizi tanıyacağız. Önce programımızı açıyoruz diyelim. Hoş geldiniz Emrah Bey programımıza. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş bulduk. İyiyiz. Burada bize ve önce izleyicilerimize çok kısa kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Emrah. Biz üç kardeş olarak burada 5 sene önce buraya geldik. Çok da işimiz yoğun değildi. Zaman geçtikçe, gün geçtikçe, müşterileri memnun ettikçe işlerimiz yoğunlaştı. İşimizi dört dörtlük iyi bir şekilde yaptığımız sürece bu böyle çok daha iyi bir yerlere gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde yani. Tabii biz bu memnuniyetlere aslında hep birlikte değineceğiz, soracağız ama tekrar dönüyorum ve Selman Bey, hoş geldiniz siz de programımıza diyoruz. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizi de ağırladınız burada en güzel şekilde. Şehirden Haberler ekibi olarak tekrar teşekkür ederiz. Sizi de tanıyalım mı biraz, izleyicilerimize tanıtalım sizi de. Benim adım Selman. Buranın hani işletme sahibi olarak, usta olarak çalışıyorum ben de burada. Kaç yıldır bu sektördeyiz aslında? Biz az önce de tabii ki sohbetler ettik ama. Hani ben şahsım olarak 12 senedir bu işi yapıyorum. Bu dükkanı açalı hani 4-5 sene falan oldu. Hani ilk açtığımız zaman abimin dediği gibi ilk zamanlarda bu taraflarda çevremiz yoktu. Hani müşteri geldikçe, memnun oldukça o ona söyledi, bu buna söyledi. O şekilde çevremizi genişlettik. Böyle bir kitleye sahip olduk çok şükür. Hani işimiz eksik olmuyor yani. Yani aslında biz basamak basamak atladık, basamakları tek tek çıktık ve bugünlere kadar geldik diyoruz. Gerçekten de sektörde ün kazanmış işletme ve isim olarak diyelim. Peki tekrar size dönüyorum ve diyorum ki Emrah Bey, işletmemizin kuruluş hikayesi nedir? Nasıl kuruldu burası? Ya aslında biz, ben aslen Batmanlıyım. Doğu bölgesinde iş oranları biraz düşük. Sigorta olsun, bazı iş yerlerinde sigorta yapılmıyor, maaş oranı çok düşük. Yani Batı bölgesine göre Doğu bölgesi biraz daha kısıtlı. Biz de ondan dolayı yani şimdi sigorta önemli. Sigorta önemli, meslek önemli. 2009'da ben ilk geldim buraya. Ondan sonra 2014'te aileyle beraber geldik, hep beraber. Birader kendi mesleğine devam etti, kaporta boya. Ben oto yıkama sektöründeydim. Sonra bir yer açmaya karar verdik. Kendi yerimiz olsun, kendi iş yerimiz olsun. Bu şekilde yani geldik burada ufak bir dükkanla başladık. Şu an Allah'a şükür bir dükkanla başladık ama şu an 3 dükkan sahibiyiz. Gerçekten başarılara imza atmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Peki tekrar size dönüyorum ve diyorum ki buradaki yapmış olduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizi izleyicilerimize aktarır mısınız? Neler yapıyoruz burada? Ya öncelikle ufak tefek hasarları yapıyoruz burada. Hani tampon boyası olsun, ne bileyim araçta herhangi bir hasar, boyasız göçük işlemleri, tampon onarım. Ne ararsanız var öyle söyleyeyim. Mekanik işleri dahi var bizde. Mekanik işler dahi aynen var diyoruz. Peki ekibimiz kaç kişilik? Biz kaç kişilik bir ekip kadrosuyla hizmet sağlıyoruz? Ya şimdilik 7 ekiple işlem sağlıyoruz. 7 kişilik güçlü dev bir ekip kadromuzla müşterilerimize en hızlı teslimat süreçlerinde ürünlerimizi teslim edebilmek için burada verim sağlıyoruz diyoruz. Peki bir aracımız geldi. Burada çok acelemiz de var tabii. Mesela atıyorum buradaki hizmetlerden en kısa ne kadar sürede faydalanabilirler? Yani işçiliğimiz, elimiz hızlı mıdır? Ya şimdi şu şekilde bu işin durumuna bağlı. Bir günde çıkacak işse çıkarız. Hani müşterilerimizi mahcup etmek istemeyiz. Araç bu devirde ihtiyaç olmuş artık. Araçsız olmuyor sürekli. Nasıl hani hastane olsun, okul olsun, iş yerleri olsun, özel sektörler olsun. Hep bunlarla araçlarla gidip gelindiği için elimizden geldiğince hızlı bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Yani burada benim aracı bekletmem aslında bana da zarar. Maddi olarak, manevi olarak bana da zarar. Bir an önce işimizi hızlı ve temiz bir şekilde çıkarıp müşteriyi memnun edecek şekilde iade ediyoruz aracını.
Peki bu memnuniyet durumunu nasıl sağlıyoruz? Yani kalitelerimize ne kadar güveniyoruz aslında yapmış olduğumuz işin ve müşteri memnuniyeti hususuna da değinmek istiyorum. Bu güveni nasıl kazanmayı başardınız? Ya şu şekilde işte işimizi layıkıyla yapmaya çalıştık. Hatasız, sorunsuz, problemsiz bir şekilde ne dediysek onu yaptık. Yani aksini yapmadık. Ne bileyim müşteri kandırmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Yani ne konuşulduysa o oldu. Maddi para olarak, ücret olarak da yani çok kazanayım, fiyatı yüksek söyleyeyim gibi bir düşüncemiz olmadı. Hakkı neyse, layığı neyse, işçilik neyse onu yaptık. İşimizi de hakkıyla yapıyoruz diyoruz gerçekten. Çok da güzel söylüyoruz. Peki iletişim bilgilerimizi alacağız. Yani izleyicilerimiz, müşterilerimiz bu güzel sektörümüzden hizmet almak isteseler Instagram hesaplarımız ve isimlerini de aktaralım buradan. Hizmetlerimizi en güzel şekilde alabilsinler size ulaşabilmek için. Instagram hesabımız Bilir Kardeşler Otokaporta. Peki bizim en büyük farkımız nedir? Yani sektörlerimizden bizi ayıran, neden tercih edilmelisiniz diye sormak istiyorum Emrah Bey size. İşte işimizi layıkıyla yapıyoruz. Elimizden geldiğince müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Sonuç olarak biz burada bir ekmek yiyoruz. Bu ekmeği sadece ben kendim yemiyorum. Elemanlarım var, ustalarım var. Evimize götürüyoruz. Yani bunu helal lokma olarak müşterileri memnun etmek amacıyla bu şekilde yani. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgileriniz için. Gerçekten de sektörümüzün hakkını veriyoruz diyoruz. Peki son olarak buradan bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Hani aracınızı temiz bir şekilde istiyorsanız, hızlı bir şekilde istiyorsanız tek adresiniz burası olsun. Siz ne söylemek istersiniz veda niteliğinde? Ya bizi bilen, bizi tanıyan bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Yani herkesin kendince bir ismi vardır, bir çevresi vardır. Yani benim müşterilerimin %80'i benden memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana biri gelen birçok kez geliyor. Her geleni de memnun etmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok da keyifli bir yeni bölüm programı hazırladık size diyoruz. Bugünkü sektörümüz Muratpaşa, Lara'da kaporta sektörüydü ama aslında biz birçok alanda faaliyet gösteriyoruz dedik. Emrah Bey'e de çok teşekkür ediyoruz diyoruz ve Selman Bey'e de vermiş olduğu değerli bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizi de en güzel şekilde ağırlamış oldukları için bir sonraki sektörümüzde görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.